Efendim Kanal 3 ekranlarından merhabalar, günaydınlar. Ben Meltem İzel. Bugün 25 Temmuz günlerden Perşembe saatlerimiz 08'i gösteriyor. Yeni gün haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de başıboş köpek sorunu olduğunu belirterek son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıranlardan sahiplenme kampanyamıza destek bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, enflasyondaki düşüşü, emeklilerin son durumunu ve başıboş köpek sorununu gündemine aldı. Enflasyonun düşüş sürecine girmesini yorumladı, güven mesajı verdi. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kar hırsının şişirdiği fiyat balonu kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Emeklilere yaptıkları iyileştirmeleri sıralayan Erdoğan yeni müjdeler olacağına işaret etti. Son iki yılda en düşük emekli aylığını %257 oranında artırmış olduk. Yaptığımız bu artış enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Tüm bunlarla birlikte Çalışma Bakanlığımız emekliler yılı kapsamında bu sene emeklilerimize farklı alanlarda pek çok imkan sağlıyor. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız. Başıboş köpek sorununu ele alan Erdoğan, sokak köpeklerini sahiplenme çağrısı yaptı. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar, dernekler, medya mensupları başta olmak üzere tüm hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı bu açıklamalardan önce bakanlar basın mensuplarının gündeme ilişkin yönelttiği soruları cevapladı. Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum. AK Parti grup toplantısından önce bakanlar yerlerini aldı. Basın mensupları da gündeme ilişkin soruları ve konuşulan iddiaları bakanlara yöneltti. Gazetelerde bugün bir iddia dolanıyor. İlk soru Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. AK Partili Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ile görüşmek istemesine ilişkin soruyu yanıtladı. Gazetelerde bugün bir iddia dolanıyor. AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ve Gezi tutuklularını ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurduğu izin beklediği efendim. Böyle bir izin verilecek mi? Başvuru var mı? Onunla ilgili bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Henüz daha yeni değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz inşallah. İzin burada mi çıkacak peki? Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Fransa müfredatı uygulanan Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarında Türkiye'deki müfredata uygulanmasını istiyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz. İşlem şöyle, bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edilir. Girmezlerse yok hükümdeler zaten. Bir sonraki soruda Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel'e geldi. Güler, Yunan Sağlık Bakanı'nın bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz açıklaması yöneltildi. Bakan Güler cevabını gülerek verdi. Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor. Bekliyoruz. Turistik gezi mi olur efendim? Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ise Türklerin Türkiye'den ziyade Yunan adalarını ziyaret ettiği iddiası soruldu. Vatandaşların daha çok böyle Yunan adalarına bir ilgisi olduğu konusunda. Rakamlar mı? Rakamlar hepsi çıksın, kesin rakamlar üzerinden yorumlamamızı yapar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, orta vadeli programın güncelleneceğini duyurdu. Efendim nasıl bir güncelleme geliyor orta vadeli programa? Temel çerçevemiz değişmiyor. Temel politikamız belli.
geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor. Özellikle makroekonomik tabii çerçeve güncellenecek rakamlar dünyadaki, Türkiye'deki gerçekleşmelere bağlı olarak, projeksiyonlara bağlı olarak. Eylül'de mi güncellenmiş olacak efendim? Eylül'de. Yani kanun gereği zaten Eylül'ün ilk haftasını hedefliyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kur korumalı mevduatın maliyetinin 2,7 trilyon lira olduğunu belirterek, emekliye verilen zammın yıllık maliyeti ise 66 milyar lira, bunun bütçeye zarar vereceğini düşünüyorlar dedi. İktidardakilerden tek beklenti gölge etmemeleridir. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında vatandaşlara seslendi. Gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekliler ve parlamenter sistem vardı. Mehmet Şimşek'e lakap takan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin kredi notunun artmasını eleştirdi. Londralı borsa yatırım danışmanı Vergimatik Mehmet'tir. Kendisi geçtiğimiz hafta kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasından dolayı düğün bayram ettiğini biliyoruz. Peki bu 2 puanlık kredi notu artışıyla Türkiye'nin hangi ülkelerle aynı seviyeye geldiğini biliyor musunuz? Bahamalar, Bangladeş, Benin, Fiji, Honduras, Karadağ ve Ürdün. Dervişoğlu ekonomik ve siyasi sorunların faturasını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kesti. Türkiye bu ucube tek adam sistemine, yani saray rejimine geçtikten sonra bu noktaya gelineceği ayan beyan ortadaydı ve biz bunu defalarca milletimizle paylaştık. Erdoğan'ın emekli zammını sırtımızda küfe var diyerek duyurmasını böyle eleştiren Dervişoğlu, emekli zammının 2500 lira olmasını az buldu. Halen hiç utanmadan emeklinin zaten açlık ve yoksulluk sınırı altındaki maaşına yapılan 2500 liralık bir zammın mali disipline zarar vereceğini söylüyorlar. Emekliye verilen zammın yıllık maliyeti 66 milyar lira. Kur korumalı mevduat garabetinin ülkemize maliyeti ise 2.7 trilyon lira. Yani tam 41 katı. Bir kuruş harcanmayacak denilen yol, köprü, inşaat ihalelerine ödenen para 600 milyar lira. Neredeyse 10 katı. İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Ersagun Yücel'in ardından bugün de İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 32'ye düştü. ...2023 yılındaki milletvekili seçimlerinin ardından mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partide 31 Mart yerel seçimlerinin ardından son 4 ayda adeta istifa furyası yaşanıyor. Yerel seçimlerde alınan düşük oy oranı nedeniyle parti içindeki rahatsızlık Genel Başkan Meral Akşener'in görevi bırakmasına neden olmuştu. Akşener'in yerine genel başkanlık koltuğuna oturan Müsavat Dervişoğlu da istifalar yaşanmasına engel olamadı. Parti teşkilatı ve yönetimden ayrılıklar peş peşe geldi. İYİ Parti'de kurucu genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Ersagun Yücel istifa etti. Yücel, hizmet etme ülküsünün bundan sonra başka mecralarda devam edeceğini söyledi. İYİ Parti'deki son istifa haberi de İstanbul milletvekili Nimet Özdemir'den geldi. Özdemir, İYİ Parti ile gönül bağı koptuğu için ayrıldığını, vatandaşların yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. 8 aylık süreçte İYİ Parti'den 11 milletvekili istifa etti. Bir milletvekili ihraç edildi. Nimet Özdemir'in istifasıyla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 32'ye düştü. 28. yasama döneminin en uzun görüşmeleri yapıldı. Yaklaşık 42 saat süren görüşmeler sonunda başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi Meclis Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tekliften ötanazi kelimesi çıkarıldı, veterinerlik kanununa atıf yapıldı. Teklife göre başıboş sokak köpekleri toplanacak ve barınaklara alınacak, sorumluluksa belediyelerde olacak. Sloganlar,
pankartlar, tartışmalar. Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. 17 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri 3 gün sürdü. Tansiyon ise bir hayli yüksekti. Görüşmelerde teklifin en çok tartışılan maddesi 5. maddede değişikliğe gidildi. AK Parti'nin önergesiyle maddede yer alan ötenazi kelimesi çıkarıldı. Yerine Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasının uygulanacağı hükmü eklendi. Ötenazinin de hangi şartlarda uygulanacağı belirtildi. Önergenin kabul edilmesiyle komisyonda tansiyon iyice tırmandı. Meclis koridorlarındaysa sivil toplum kuruluşları ve hayvan haklarını savunduğunu iddia edenler ıslık çalıp slogan attı. Teklifle başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek. Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar hayvan başına 60 bin lira ceza ödeyecek. Köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. Düzenlemeye göre başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak. Sorumluluk yerel yönetimlerde olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıkanların bu kadar ileri gitmesinin sebebinin ideolojik olduğunu söyledi. Düzenlemeye uymayan belediyelerin hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını da kaydetti. Bunlar sahiplendirilsin, yoğun bir kampanya yapılsın. İster kişiler olabilir, ister kurumlar olabilir. Bu hayvanları sahiplensinler. Sahiplenmeyenlere de ilgili yerel yönetimler bakım evlerinde baksın, zaten görevleri bu. Bakan Yumaklı sokak hayvanları yasa teklifini anlattı. Düzenlemeye uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü anımsattı. Ötenazi iddialarının spekülasyon olduğunu söyledi. Veterinerlik kanunundaki ilgili maddeyi anımsattı. Yine söylüyorum, bu doğru değil. Hiçbir zaman için böyle bir ne teklif oldu, ne öneri oldu, ne çalışma oldu. Siz buradan şunu anladınız mı? Bütün hayvanları toplayacağız ve öldüreceğiz. Burada böyle bir şey var mı? Yok. Öncekinde de yoktu. Bu kadar ileri gidilmesinin sebebi bence ideolojik. Yani sorunu çözmek için gayret sarf eden hükümetin bu çabalarını tersine çevirmek için ne gerekiyorsa yapmanın veya yapmak istemenin bir sonucu. Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ormanların yangın tehdidine karşı 14 insansız hava aracı ve 368 kamerayla izlendiğini ifade etti. TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 tane yangın söndürme helikopteri siparişini verdik. AK Parti kamuoyunda tartışmalara yol açan soyadı düzenlemesiyle ilgili çalışma başlattı. 9. yargı paketinde yer alan kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin değiştirilmesi bekleniyor. Evlenmenize engel bir hayır olmadı, anlaşılmıştır. Kadın bekarlık soyadını ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanabilir. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan bu hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararını yeniden düzenleyen teklifi kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Kadınlardan soyadı revizesine tepkiler peş peşe geldi. 9. yargı paketi 12 Temmuz'da Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadıyla birlikte kullanılabilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Söz konusu düzenlemeye gelen tepkiler sonrası Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu bir kez daha düğmeye bastı. Soyadı düzenlemesine ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı. Kimsenin baskısı olmaksızın, kendi arzunuz ve özgür iradenizde. Kemal Beyefendi. Bu kapsamda şu anki aşamada etki analizleri değerlendiriliyor. Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerde soyadı düzenlemesinin çıkarılması bekleniyor. AK Parti, eşitlik gerekçesiyle iptal edilen düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nde bir kez daha itirazla karşılaşmaması için hazırlık yapıyor.
AK Partili kurmaylar bir daha Anayasa Mahkemesi sürecinde bir itirazla karşılaşmamak için daha iyi bir metin nasıl oluştururuz onu değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu'nda vergi paketinin ardından 9. yargı paketi görüşülecek. Genel kurul görüşmeleri esnasında AK Parti tarafından verilecek önergeyle tekliften soyadı düzenlemesinin çıkarılması bekleniyor. Yüksek Mahkeme'nin Ocak ayında yürürlüğe giren iptal kararının ardından meclise yeni düzenleme yapması için verdiği süre 28 Ocak 2025'te doluyor. Süre dolmadan önce soyadına ilişkin bir düzenleme yapılması gerekiyor. Piyasadaki Türk lirası fazlasını temizlemek isteyen Merkez Bankası yeni bir adım attı. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği talimatla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine başlanmasına karar verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 22 Temmuz itibariyle sistemde likidite fazlası 211,6 milyar lira olarak kaydedilmişti. Piyasada Türk lirasının bu kadar fazla olması ise Türk lirasının değerini düşürüyor. Piyasadan Türk lirasını çekerek temizlemek isteyen Merkez Bankası her gün yeni bir adım atıyor. Bu işleme de Türk lirasının sterilizasyonu deniyor. Bu kapsamda Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında yeni bir adım attı. Bankalara gönderilen talimata göre satım yönlü altın karşılığı Türk lirası swap ihalelerine başlanmasına karar verildi. Ayrıca satım yönlü döviz karşılığı Türk lirası swap ihalelerine başlanması da kararlaştırıldı. Bu durumsa Merkez Bankası'nın yatırımcılardan Türk lirası alarak döviz ve altın vermesi anlamına geliyor. Hal böyle olunca piyasadan Türk lirası çekilmiş olacak ve sterilizasyon süreci hız kazanacak. Terör örgütü PKK-KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK-KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat'la beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Tol Hildan Kod adlı Fırat'la beraberindeki İran uyruklu Raman Renas Kod adlı İrfan Zendi ve Cengaver Mikail Kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi. Teröristler MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK mensuplarının artık kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini açıkladı. Yine bir operasyon haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Balıkesir'de Kuyu 12 operasyonuyla tefeci organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 kişi yakalanırken şüphelilerden 27'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuyu 12 operasyonu hakkında bilgi verdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını örgütlü olarak işlediği belirlenen organize suç örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 43 kişi yakalandı. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri otopark, otogaleri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Elebaşılığını Cemilay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda şüphelilerin 27'si tutuklandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Timur Cihan Timur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Acı'nın göz göre göre ölümüne sebep olmuştu. Ehliyet almak için uygun yaş sınırına bile gelmemiş olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'u Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıran annesi Eylem Tok, 11 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak. Bak. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılmıştı.
Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre TOK'un 11 Eylül'de Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. TOK hakkındaki Türkiye'ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor. Türkiye ise geçtiğimiz ay ise anne ve oğlun Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihan Timur ve Eylem TOK, Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Denizli D tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Tutuklular zehirlendi. Olay Denizli'de gerçekleşti. Honaz ilçesi Kocabaş mahallesindeki D tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler öğle yemeğinde yediklerinden rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelere gelen yakınları mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi. Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahkumların durumlarının iyi olduğu, bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ot ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın helikopter destekli müdahaleyle ormanlık bölgeye sıçramadan söndürülürken yapılan ilk tespitlere göre 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangın öğle saatlerinde Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında ot ve çalıların tutuşmasıyla alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölge itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arazözlerle müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda söndürülürken bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangından dolayı bazı ağaçların zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan çalışmanın devam ettiği duyuruldu. Afyonkarahisar'da trafik bilmecesi sürüyor. Özellikle şehrin en işlek caddelerinden olan Ambar Yolu olarak bilinen Kadınana Caddesi'nin ikinci bölümünde uygulanan tek yön uygulamasının iki yöne değiştirilmesi İl Trafik Komisyonu tarafından dur dendi. Cadde esnafı da şoförler odası da bu caddenin çift yönlü olmasından yana. Afyonkarahisar'ın en hareketli caddelerinden birisi olan Ambar Yolu'nda trafik bilmecesi çok bilinmeyenli denkleme döndü. Şimdi de İl Trafik Komisyonu çift yönlü olmasın diye oy çokluğuyla karar aldı. Afyonkarahisar Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Zeybek döneminde aşağı Ambar Yolu tek yöne çevrilmişti. Aradan geçen süre içinde 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı olan Burcu Köksal, tek yön uygulamasının yolda yaşanan soruna çözüm olmadığını belirterek vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda iki yön yapacaklarını duyurdu. Oranın tekrar çift yöne açılması noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Bu konuda belediye meclisinde karar da alındı. Ama işler İl Trafik Komisyonu aldığı bir kararla alt üst oldu. Komisyon yaptığı toplantıda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Köksal'ın duyurduğu iki yön uygulamasına geçit vermedi. Oy çokluğuyla çift yön uygulamasına izin verilmedi. İkinci Ambar Yolu'ndaki bu trafik sıkışıklığının giderilmesi için şoförler odası da bir açıklama yaptı. Buranın çift yön olması yönünde oy kullananlar arasında şoförler odası da vardı. Şoförler arası hatta çalışmaların okullar açılmadan önce bitirilmesi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Önceleri burası çift yönlüyken
daha güzel işliyordu. Tek şeride düşünce gördüğünüz üzere araçlar park halinde ve yani sıkıntılı. Tek yön uygulamasının trafik ve park sorununa çözüm olmadığını belirten bazı sürücüler çift yön uygulamasına dönülmesini istedi. Bence oy birliğiyle çift yöne dönerse daha makbule geçer, daha hoş, daha şık olur diye tahmin ediyorum. Yolun çift yönü olması yönünde açıklama yapan Şoförler Odası Başkanı İbrahim Karataş da komisyonda olumlu oy kullandığını bildirdi. Karataş, tek yön uygulamasının toplu taşıma araçlarını da olumsuz etkilediğini, yapılacak çalışmaların okullar açılmadan hayata geçirilmesini istedi. Dışarıdan gelen yabancı misafirlerimiz olsun falan çok sıkıntı çekiyorlar. Özellikle çarşı merkez de mesela buna dahil. AK Parti Afyonkarahisar Teşkilatları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısına katıldı. 18 ilçeden çok sayıda ilçe başkanı, belediye başkanı ve ana kademe üyelerinin katıldığı toplantı salonu Afyon burada kale gibi arkanda sloganlarıyla inledi. AK Parti'nin Afyonkarahisar Teşkilatları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen grup toplantısına katıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda İl Başkanı Turgay Şahin, İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve yönetimi, ilçe ve belediye başkanları, belde başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu hazır bulundu. Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girdiği sırada Afyon burada kale gibi arkanda sloganlarıyla salonu adeta inleten Afyonkarahisar Teşkilatları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Afyon burada neyse. Toplantının ardından bir araya gelen İl Başkanı Turgay Şahin, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Doktor Hasan Arslan ve teşkilat üyeleri talep ve önerilerini anlattı. Milletvekilleri il teşkilatını Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi. İl Başkanı Turgay Şahin ise parti için birlik içinde yürüyeceklerini, eskiden çok daha iyi bir noktaya getirmek için de gayret edeceklerini ifade etti. 15 senedir teşkilat. Afyon Basın Cemiyeti 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla panel düzenledi. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panele yoğun katılım oldu. Arkadaşlarımız yıllarca güzel 24 Temmuz Basın Emekçilerinin Bayramı. Afyon Basın Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla panel düzenlendi. Mücadele eden arkadaşlarımız yıllarca güzel. Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Posta Gazetesi yazarı ve Kanal 3 yorumcusu Murat Çelik, Kanal 3 Ankara temsilcisi Orhan Kılıç, FIFA Kokartlı Hakem ve Kanal 3 yorumcusu Selçuk Dereli konuşmacı olarak katıldı. Bugün esasında gazeteciler bayramı ama tabii ki gazeteciler bayramının bir bayram sevincinde kutlamamız mümkün değil. Bugünü bizler bir dayanışma günü olarak kutluyoruz. Çünkü Anadolu basınının, Türk basınının çok büyük sorunları var. Panelin moderatörlüğünü Afyon Şehir Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Polat Yılmaz yaptı. Türkiye'de gazetecilik yapmak dünyada olduğu gibi zor ve meşakkatli bir iş. 7/24 halkla yöneten arasında köprü vazifesini oluşturabilmek adına kar, çamur, yağmur demeden görev yapan meslektaşlarımızı huzurlarınızda takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Panele Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın yanı sıra Afyonkarahisar İl Protokolü'nden çok sayıda isim katılım sağladı. İlkokul çağından beri yaklaşık 46-47 yıldır gazete okuyan, ilkokulda gazete eve geldiği zaman kim önce okuyacak diye kavga eden, kardeşler arasından kavga eden ve o okuduğumuz gazetelerin kişisel gelişimimizde bugünkü aşamaya gelmemizde çok büyük önem olduğunu ve getirerek hepinize saygılar sunuyorum.
Panelde basın özgürlüğü için mücadele günü özelinde basının geçmiş ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Panel sonunda plaketler takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Basın camiasının bu değerli panelistlerini burada görmek bizim için çok gurur ve onur verici. Sizi zevkle ve şevkle dinleyeceğiz. Afyonkarahisar'da bir köy muhtarı cami hoparlöründen köylüye anonsta bulundu. İçme suyunu keyfi kullanan vatandaşlara uyarı yaptı. Sayın Kayadeli köyü halkı, yağmurlardan dolayı dağdan gelen sularımız azalmıştır. Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilmediğini belirtti. Vallahi haram, billahi haram, 70 haneye su çıktı diyor. İşi güçlü zamanı, millet Kotor'dan geliyor, Harman'dan geliyor, Bittaş'tan ya, mutlak, aynı öyle yapamıyor. Aydın köy halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve su israfının durdurulması gerektiğini ifade etti. Köy halkına cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu. Tasarruflu kullanıyoruz. Kayadeli köyü muhtarı olarak su işinden devreye üstlük. Nereye giderseniz gidin. Bu benim son anonsumdur. Antalya'da suya yapılan %500'e yakın zam vatandaşların tepkisini çekmişti. Gelen eleştirilere Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürü İbrahim Kurt cevap verdi. Zammın su israfının önüne geçmek için yapıldığını söyledi. 1 lira olan su 10 lira oldu. Vatandaş öfkelendi. Normalde 200 civarı geliyordu. Şimdi herhalde 500'ü geçecek yani. 180 lira, 200, 250 lira alacak gelecek ay. Antalya'da meskenlerde 5 metreküp'e kadar olan suyun birim fiyatı 1,83 liradan 10 liraya çıkarıldı. 0,5 metreküp bugün yarım damarcana su fiyatına, yani 5 metreküpü 50 lira olacak şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 20 metreküp'e kadar olan suyun fiyatı değişmezken 20 ila 40 metreküp arasındaki suyun birim fiyatı ise 33,56 liradan 50,34 liraya yükseldi. Su tarifelerindeki artışı Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Kurulu onayladı. Ben 30 senedir Antalya'da bu kadar geldiğini bilmem. Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt, su zammına gösterilen tepkiler nedeniyle kameralar karşısına geçti. %500 gibi bir zammın söz konusu olmadığını söyledi. %500 gibi, %400 gibi bir zam geldi şeklinde. Böyle bir zam gelmiş olsa bugün 10 liraya kullandığımız suyu %400'de çarptığımızda farklı rakamlara gelmesi gerekir. Yani mantıklı olarak baktığımızda böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya suyu en ucuz satan 30 büyük şehir arasında 6. sırada yer alıyor. En ucuz su satanlarda 6. sıradayız. Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt suya gelen zammın israfı önlemek için yapıldığını söyledi. Su tasarrufunu da sağlayabilmek için yüksek tüketimlerin fiyatlarını %50'ye yakın bir tarife düzenlemesi yaptık. Vallahi 200 bekliyorum fazla bilmem. Antalya Kepez Belediyesi çalışanı Özkan Koçan yol kenarında bulduğu çanta 76 yaşındaki sahibine teslim edildi. Koçan bu örnek davranışı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından ödüllendirildi. Size nasıl? Razı ol çocuğum senden. Antalya'nın Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Özkan Koçak, görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bahçe duvarı üzerinde bir el çantası buldu. Unutulan çantayı açıp bakan Koçak, içinde 5 çeyrek altın, 250 lira para, ev anahtarı ve kimlikleri gördü.
Evet bak anahtar benim verdiğim anahtarlık. Tamam. 5 tane çeyrek var. Tamam. Evet 5 tane çeyrek var. Tamam abiciğim. Amirlerini arayan işçi çantayı belediyeye götürdü. Zinet eşyalarını veren 5 tane çeyrek altın vardı. Para vardı içinde. Kredi kartları ve anahtarlar falan vardı. Hepsini teslim ettik. Kimlikten çantanın 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirlendi. Kaybolan çantanın sahibi annem. Kızım nasıl? Bir kere razı ol çocuğum senden. Çantasının bulunduğunu öğrenen ve kızıyla belediyeye gelen kadın mutluluk gözyaşı döktü. Bana diyor ki o adamı bana bulun diye sabahtan beri ağlıyor. O bana bulanı bana bulun. Yaşlı kadın belediye çalışanına oğlum diye sarılarak ağladı. Bizim görevimiz o. Ben bir şey istemiyorum. Belediye görevlileri kadını sakinleştirerek oturttu ama o mutluluktan sakinleşmedi. İşçinin elini tuttu, öptü. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye personelinin örnek davranışını altınla ödüllendirdi. Şöyle bir tane de sana hediye. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu yaklaşımın. Biliyorum bütün Kepez personeli böyle yapar zaten. Ben buna yürekten inanıyorum. Örnek bir davranış. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin böyle olmasını istiyorum. Çünkü haram mal boğazdan geçmez. Tarihin ayak izlerinin gün yüzüne çıkarıldığı noktalardan Side Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Antik Kent'te yürütülen çalışmalar ne durumda? Detaylar muhabirimiz Emre Gürlemiş ve kameramanımız Osman Ersin Bekler'in özel haberinde. Günümüzden asırlar öncesine uzanan bir yolculuk Side Antik Kenti. Döneminde ticaretin ve iktidarın simgesi olan Side, gücünü limanından, iktidarlığını ise mitolojik tanrılarından alıyordu. Antalya kıyılarına yarım ay şeklinde uzanmış liman kent Side'de, geleceğe miras projesinin ayaklarından biri olan ve 1947'de başlatılan kazı çalışmaları bugün aynı titizlikle sürdürülüyor. Son yıllarda kentte yaptığımız arkeolojik kazılar M.Ö. 8. yüzyıla kadar geri gidiyor. Ama biz Side'nin çok daha eski bir Anadolu kenti olduğunu biliyoruz. Tiyatrosu, tapınakları, sütunlu caddesi ve hamam kompleksleriyle görenleri büyüleyen antik kent sokakları ve yapılarıyla da ziyaretçi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle son yıllarda kazı ve restorasyon çalışmalarında birçok eser gün yüzüne çıkarıldı. Tiyatroda başlamak üzere, Athena Tapınağı'nı bitirmek üzereyiz. Demeter Tapınağı'nda kısmi bir anastilozis, yani kısmi bir ayağa kaldırma çalışması 2024 yılında gündemimizde olacak. Side Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Ferişte Halaylı, kentin büyük bir bölümünün daha gün yüzüne çıkmayı beklediğini söyledi. İlk kazılar aslında buraya 17. 18. yüzyıldan itibaren çok farklı batılı gezginler ve araştırmacılar geliyor. Ancak ilk arkeolojik kazılar 1947 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Ordinarius Profesör Doktor Arif Müfit Mansel'in başkanlığında Türk Tarih Kurumu'nun destekleriyle başlatılıyor. Araştırmacılara göre tarihi Side Antik Kenti'ndeki çalışmaların birçok farklı medeniyete ışık tutması bekleniyor. Haziran ve Temmuz ayını geride bıraktık. Kimimiz tatile gidebildi, kimimiz de Ağustos ayı için tatil planı yapıyor. Peki tatile gittiğinizde hangi saatlerde güneşlenmelisiniz? Bronzlaşmak isterken kansere davetiye çıkartmamak için nelere dikkat etmelisiniz? Vücudunuza ne sürmeli, ne sürmemelisiniz? Tüm bu soruları dermatoloji uzmanı Doktor Özge Banu Öztürk Kanal 3'e yanıtladı. Yaz sezonu açıldı. Tatil bölgeleri doldu taştı. Kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkardı. Tatile gidenler sadece dinlenmeyi değil, aynı zamanda bronzlaşmayı da hedefliyor. Bunun sebebi ise daha çekici olacaklarını düşünmeleri. Herkes maalesef son belki de 50 yılın modası bronz tenin çok daha çekici olduğuna dair ikna olmuş durumda. Ancak bronzlaşmak için güneşin altında uzanmanın çok sayıda yan etkisi var. Kısa tatil sürelerinde güneşin altında
atıp işte sabah 11-12'de giyinip işte güneş koruyucularını gidip sahilde sürüp güneşin altında saatlerce bronzlaşmaktalar, güneş banyosu yapmaktalar. Bu bizim için hiç kabul edilemez bir durum. Güneş ciddi anlamda hem yaşlandırıcı, hem bağışıklık sistemi baskılayıcı, hem de kanserleşme için önemli bir faktör. İster tatil yapın, ister yapmayın, yaz aylarında güneşten korunmalısınız. Sayın Öztürk, insanlar yazın nelere dikkat etmeli? Ciltlerine zarar gelmemesi için veya hastalığa yakalanmamak için. Özellikle bu yaz döneminde ülkemizdeki ultraviyole ışınının gücü çok yüksek olduğu için kanserleşme ve yanıklar olmamak adına güneşten korunmaya azami özen göstermek gerekiyor. Tatilde elbette güneşlenmenin de denize girmenin de bir saati var. Sabah saat 10'a kadar, yani 8-9 gibi saatlerde ve 4'ten sonra yine güneş koruyucu sürerek bir miktar yüzülebilir. Ama gün ortası saatler 11 ile 16 arasında kesinlikle güneş ışınları direkt temas olmasını istemiyoruz bu kısa süreli tatil dönemlerinde. Güneşten korunmak için uzmanların önerisi gölgede bile olsanız güneş kremi sürmek. Ne kadar kısa bile gitseniz mutlaka gölgede kalın. Gün ortası saatlerde hiçbir şekilde sıcağa maruz kalmayın. Yani hem gölgede kalın hem serin yerde kalın ve gölgede de olsanız en az 50 koruma faktörlü mineral filtreli ya da fiziksel filtreli güneş koruyucular kullanın. Güneş kremi sürmemiz gerekiyor, fakat neler sürmemeliyiz? Ucuza kaçmak ve daha iyi bronzlaşmak için vücudunuza asitli içecekler sürülmemeli. Eğer yaparsanız cilt yaşlanmasının yanı sıra kansere de davetiye çıkarırsınız. Maalesef bu bronzlaşmayı hızlandırmak adına yapılan bir takım yanlışlar var. Mesela bunlardan bir tane kola gibi asidik içecekleri vücutlarına sürerek bronzlaşmaya çalışmak. Kolanın içindeki sitrik asit, karbonik asit gibi asitler güneşle etkileşerek kalıcı cilt lekelerinin oluşmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hem enfeksiyon riskini arttırması, hem leke yapması, hem erken cilt yaşlanmasını hızlandırması, hem de kanserleşmeyi hızlandırmak gibi bir takım olumsuz etkileri vardır. Tatil yaparken lütfen kola gibi asitli içecekleri vücudumuza sürmeyelim. Herkesin bir meslek hayali vardır elbette. Kimilerinin bu hayali gerçek olur, kimilerinin ise hayalde kalabilir. Hayallerinde zabıta olmak isteyenler ise, zabıta olmak olanlarsa İzmir'de zorlu bir sınava tabi tutuldular. Bu sınavda İzmir'de zabıta adayları için seçme yapıldı. Adaylar fiziksel sınava girdi. Sınavda adaylar önce koştu, ardından şınav çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta teşkilatını güçlendirmek için 36 kişilik yeni memur alımı için sınav düzenledi. Sınava 99 kişi başvururken fiziksel yeterlilik sınavı adayları zorladı. Adaylar önce uzun bir koşu testine girdi. Ardından denge ve şınav performansına tabi tutuldu. Sınava başvuracak adayların üniversitelerin eğitimi ve spor yüksekokulu lisans programında veya Adalet Meslek Yüksekokulu programından mezun olup KPSS'den en az 65 puan almaları gerekiyor. Sadece antrenman ve eli biraz beni zorladı ama genel anlamda güzeldi. Önce parkurla başladık. Koşu 1 kilometre, arkasından engelli parkur, onun arkasından şınav, mekik. Tabii bu süreler arasında biraz dinlendik. Yani biraz alışık olmadığımız parkurlar. Sınava gelirken parkur olacağını, 1 kilometre koşacağımızı, 100 metre engelli koşu olacağını biliyordum. Koşu beni çok zorladı. Onun dışında çok zorlu değildi. 1 kilometre koşusunda ilk gelen kişilerdendi. Mutluyum, başarılı geçti bence. Adaylarda ayrıca 30 yaşını doldurmamış olma. Kadınlarda 1.60 metre, erkeklerde ise 1.67 metre boy şartları arandı. Zabıta Daire Başkanlığı'nın yeni alımlarla güçleneceğini belirttiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımızın daha da güç kapmak, İzmirli hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek adına 36 zabıta personelini almayı planladık. 4 branşta belirledik. Bunlardan 1000 metre koşu, 100 metre engelli koşu, şınav ve mekik olmak üzere 4 ana grupta oluşturuyoruz. Zabıta Daire Başkanlığımızın daha etkin, daha verimli, daha hızlı müdahale edebilir hale getirecek. İzmir'imizi, vatandaşlarımızın şikayetlerini daha hızlı değerlendirebilecek. Zabıta teşkilatımıza daha çok güç katacak. 36 yeni personelimize daha güçlü olacağız, daha iyi hizmet edeceğiz. Efendim, kısa bir aramız var. Aranın ardından gazete manşetlerine göz atacağız. Ekranlardan ayrılmayın.
Tekrar merhabalar. Yeni Gün haberleri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi birlikte gazete manşetlerine bakacağız. Evet, Gazete 3'le başlayalım. Gazete 3'teki manşetimize bakalım. Anadolu basını yok edilemez. Afyon Basın Cemiyeti'nin 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla düzenlediği panel yoğun bir katılımla gerçekleşti sevgili izleyenler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele birçok gazeteden temsilciler katıldı diyebiliriz. Posta Gazetesi yazarı ve Kanal 3 yorumcusu Murat Çelik, Kanal 3 Ankara temsilcisi Orhan Kılıç, FIFA Kokart'ta hakem ve Kanal 3 yorumcusu Selçuk Dereli konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü Afyon Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Polat Yılmaz yaptı. Panel öncesi konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yanlış politikalarla Anadolu basınının zor duruma düşürüldüğünü belirterek Anadolu basını yok sayılamaz, Anadolu basını yok edilemez dedi. Dün gazeteciler ve basın çalışanları bayramıydı, onu da hatırlatmış olalım sevgili izleyenler. Geçmişten geleceğe basın başlığıyla devam ediyoruz. Aynı haberin başlığı altında. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şaip Özdemir, Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Ümit Dündar, Cumhuriyet Halk Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Afyon Basın Cemiyeti Başkanı İsmail Akar ve Afyon Basın Cemiyeti üyesi mensuplarının katıldığı panelde basın özgürlüğü için mücadele günü özelinde basının geçmiş ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu sevgili izleyenler. Evet, halk toplantısı Sandıklı'da başlığıyla devam edelim. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında vatandaşların sıkıntı ve taleplerinin ele alındığı Halk Günü toplantısı bugün 15.30'da Sandıklı İlçesi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşmiş olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım sevgili izleyenler. Bir de Afyon Basın Cemiyeti'ne ziyaretlerle ilgili bir haberimiz var. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Kadem Afyon Karahisar temsilcisi Huriye Akçay ve dernek üyeleri Afyon Basın Cemiyeti'ne bir ziyarette bulundular. Bir de Kanal 3'e bir ziyaret var. Onu da paylaşalım sizlerle. Kanal 3 Ankara temsilcisi Orhan Kılıç, Kanal 3 program yorumcusu FIFA Kokartlı hakem Selçuk Dereli, Kanal 3 Antalya temsilcisi Ahmet İstek, Posta Gazetesi yazarı ve Kanal 3 yorumcusu Murat Çelik, Kanal 3'ün Afyon Karahisar stüdyolarını ziyaret ettiler. Mega Birlik Genel Müdürü Selcan Dilek Çögün ve Kanal 3 Haber Müdürü Sait Karaduman tarafından ağırlanan heyetle basın ve yayıncılık üzerine istişareler gerçekleştirildi sevgili izleyenler. Evet, bir diğer gazetemize gidelim dilerseniz. Afyon şehirle devam edelim. Afyon şehirdeki manşetimiz Afyon burada kale gibi arkanda. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısına katılan Afyon Karahisar teşkilatları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdiği sırada Afyon burada kale gibi arkanda sloganları atarak meclisi inletti. AK Parti Afyon Karahisar teşkilatları dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısına katıldı. 18 ilçeden çok sayıda ilçe başkanı, belediye başkanı ve ana kademe üyelerinin katıldığı toplantı salonu Afyon burada kale gibi arkanda sloganlarıyla inledi. AK Parti'nin meclis grup toplantısına il başkanı Turgay Şahin, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı Ferda Ertürk ve yönetimi ilçe ve belediye başkanları, belde başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubundan oluşan yaklaşık 100 partili Erdoğan salona girdiği sırada Afyon burada kale gibi arkanda sloganlarıyla salonu adeta inletti.
Şahin kardeşlik ve sevgiyle yürüyeceğiz başlığının altına devam edelim. Toplantının ardından bir araya gelen İl Başkanı Turgay Şahin, milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Doktor Hasan Arslan ve teşkilat üyeleri talep ve önerilerini anlattı. Şahin, birlik içinde yürüyeceğiz ve eskisinden çok daha iyi bir noktaya gelmek için de gayret edeceğiz dedi. Fabrika ayarlarımızın ötesinde Rabbimin bize verdiği ayarları koyacağız inşallah. Nasıl istiyorsa öyle olması için gayret edeceğiz sözlerini sarf etmiş oldu. Evet, şimdi bir diğer haberimizde Afyon Basın Cemiyeti'nin 24 Temmuz basın panelinin yoğun katılımla gerçekleştiği haberiydi. Kanal 3, Gazete 3'te de bu haberi vermiştik. Şimdi diğer öne çıkan başlıklara bir bakalım. Meteorolojiden bugün için Afyon'a sarı kodlu uyarı var. Meteorolojiden Afyon, Karahisar'a sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı geldi. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sona erecek ve az bulutlu günler başlayacak. Sıcaklık ise mevsim normalleri civarında 30 derece dolayında seyrediyor olacak. Evet, AEV Genel Sekreteri Diker, burs müracaatları muhtemelen 15 Eylül'de başlayacak. İkinci ya da ek yerleştirmelerde yerleşen öğrencilerin de bursumuza müracaat etmesi için o tarihi bekliyoruz dedi. Herhangi bir burs müracaatı bulunacak olanlar için dikkat çekici bir haber bu da aynı şekilde. Evet, Afyon'da 7 okul ve 1 hükümet konağı inşaatı tamamlanmış sevgili izleyenler. Bir de ona göz atalım. İl Özel İdare Afyon'un eğitime katkı vermek amacıyla eğitim yatırımlarını arttırarak devam ediyor. Bu kapsamda 2022-2023 yatırım programı kapsamında 7 okulun inşaatları tamamlanarak teslimi yapıldı. İsçehisar ilçesinde ise yeni hükümet konağı binası tamamlandı. Evet, Afyon'da en çok kalp ameliyatı yapan merkez haline geldik başlığına bakalım bir de. Kalp ameliyatı olmak için aynı gün Afyon Karahisar Devlet Hastanesi'ne başvuru yapan 5 hastaya operasyon gerçekleştirerek taburcu eden operatör doktor Ayva, kısa sürede şehrimizdeki en büyük ve en çok sayıda kalp ameliyatı yapan merkez haline geldik dedi. Evet, bir sonraki gazetemizle devam edelim. Şimdi Burdur'la devam ediyoruz. Burdur'daki manşetimizde Türkiye Sağlık Kentler Birliği encümen üyeleri Burdur'da. Burdur Belediyesi Su Deresi Hizmet Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay encümen üyeleri katılmış oldu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bir de Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Türkiye Sağlık Kentler Birliği encümen toplantısının açılış konuşmasını da Başkan Tugay yaptı ve geçen ay yaptığımız Sağlıklı Kentler Birliği Genel Kurulu'nda yeni yönetimi oluşturduk. Bugün ilk encümen toplantımızı gerçekleştireceğiz dedi. Encümen üyelerimizin bir tanesi Burdur Belediye Başkanımız. Kendisi sağ olsun ilk toplantıyı Burdur'da yapmayı önerdi. Bizler de Burdur'u görmek için fırsat olur diye düşünerek memnuniyetle kabul ettik ve bugün buradayız sözlerini sarf etti. Bu ilk toplantımızın gündeminde önümüzdeki döneme ışık tutacak, yön verecek gündem maddelerimiz var şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyelerinden basın bayramı ziyareti var. Bir de o habere bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleri Sevilay Arslan ve Semih Çelikkaya 24 Temmuz basın bayramında Burdur Medya'yı ziyaret etti. Burdur Medya sahibi Adnan Taraşlı'yı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleri Burdur Medya çalışanlarını da selamlayarak basın bayramını tebrik etti. Keyifli geçen ziyaret, bir süre sohbetin ardından birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ermiş oldu. Milli atıcılar Paris'e yolcu edildi. Evet, Türkiye'yi Paris 2024 olimpiyatlarında temsil edecek olan milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle Fransa'ya yolcu edildi. Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli atıcılar teknik direktör Mert Nalbat nezaretinde Paris'e uğurlandı. Evet, bu kez de 20 başlık ağırda kaçak su.
Burdur Belediyesi Su İşleri ve Kanalizasyon Müdürlüğü kaçak su ekipleri kent merkezindeki kaçak su denetim ve operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam ediyor. Belediye kaçak su ekipleri Kışla Mahallesi'nde bulunan bir ahırda 20'den fazla büyükbaşa kaçak su hattıyla su verildiğini tespit ettiler. Kışla Mahallesi'nde denetim yapan kaçak su ekipleri yine kaçak su kullanan bir ahırı tespit etti. Ana hattan kaçak su çekildiğini tespit eden ekipler ahırın büyüklüğünü görünce şaşkına döndü. Denetimde 20'den fazla büyükbaşın ana hattan çekilen kaçak suyla sulandığı belirlendi. Kaçak su ekipleri ise kaçak su kullanan yetiştiricilere 54 bin lira kadar bir ceza uygulamış oldu. Gülkent'le devam edelim sevgili izleyenler. Gülkent gazetesiyle devam ediyoruz. Isparta'da en çok beden işçisine ihtiyaç duyuluyor manşetine bir bakalım haberin detaylarına. İlimizin istihdam ve mesleki eğitim durumunun görüşüldüğü yeni kararlarla yol haritasının belirlendiği 2024 yılı 4. dönem istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı İşkur Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş Başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, iş ve meslek odası sendika temsilcileri katıldı. Toplantının başında bir konuşma yapan Veli Baruş, toplantılarımız ilimizdeki istihdam durumunun yanında özellikle engelli ve yükümlülerin iş sahibi olmasının ve hangi alanlarda işsizlik problemi çekildiğinin değerlendirilmesi bakımından son derece önem taşıyor. Ayrıca sektörlerin ihtiyacı olan iş gücünün eğitilmesi konusu da kurulumuzun ana konularından birisi. Bunları hep birlikte sunumlar eşliğinde belirtilen rakamlar ve yapılan değerlendirmelere bakarak geniş bir şekilde değerlendirmede bulunacağız dedi. Evet, Başkan Taha Güler görevinden ayrıldı başlığına bakalım bir de. AK Parti Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Güler bir açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurmuş. AK Parti Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Güler yaptığı açıklama sonrasında görevinden ayrılmış sevgili izleyenler. Isparta'da Oto Show 2024 fuarı bugün başlıyor. Isparta otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. AFT Tanıtım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Şirketi tarafından düzenlenecek olan Oto Show 2024 fuarı bugün başlıyor. İlgililerine duyurulur efendim. Evet, İTSO'dan üyelerine uluslararası ticarette dijital dönüşüm semineri. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasına yönelik uluslararası ticarette dijital dönüşüm konulu bir seminer düzenledi. Seminer iş dünyasında dijitalleşme sürecinde adımların nasıl atılacağına dair önemli bir yol haritası sundu diyebiliriz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Günseli Boşgelmez'in sunumuyla gerçekleşen seminere İTSO Başkanı Metin Çelik, yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi okul eğitmenleri Isparta Belediye Meclis üyelerine eğitim verdi. Cumhuriyet Halk Partisi okul eğitmenleri tarafından Isparta merkez ve ilçelerdeki tüm belediye meclis üyelerine eğitim verdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından verilen talimatla tüm belediye meclis üyelerine eğitim verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi verilen eğitimlerin detaylarından bahsetmiş oldu sevgili izleyenler. Bir diğer gazetemize devam edelim. Dilerseniz Sulh Haber'e geçiş yapalım. Oradaki başlıklara bir göz atalım. Sulh Haber'de de manşetimiz su akıyor, bunlar bakıyor. Hadi birlikte haberin detaylarına bir bakalım. Konya'da kooperatif başkanlığına aday olan eski milletvekili Isparta'nın suyuna göz dikti. Konyalılar kendilerine 250 kilometre uzaklıktaki suyu getirmeyi planlarken biz yanı başımızdaki suyu getiremiyoruz. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı ve eski AK Parti Milletvekili Recep Konuk, seçim çalışmaları kapsamında Isparta Çayköy mevkiinden yıllık 609 milyon metreküp su getirme projesinden bahsetti. Konyalılar 250 kilometre uzaklıktaki Sütçüler'deki suyu getirmeyi planlarken bizse Eğirdir Gölü'nün hemen yanı başındaki Karaköy suyu ile Aksu Çayı'nın sularını göle indiremiyoruz dedi. AK Parti Konya
Eski milletvekili ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı Recep Konuk, Isparta'dan su getirme projesinin etüt çalışmasının da tamamlandığını ifade etti. Evet, sağlıkta atamalar hep aynı sendikadan diye bir başlığımız var. Türk Sağlık Sen Başkanı Çiçen ağır konuştu denmiş. Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hayrettin Çiçen. Sağlık İl Müdürünün değişiminden sonra merkez ve ilçelerde yeniden yapılan başhekim ve idareci atamalarıyla ilgili sert konuştu. Çiçen, bu kişilerin görevi devlete ve millete hizmet etmek değil, koltuklarını malum sen için kullanarak sarı yapılanmanın hakkını vermek, borçlarını ödemektir dedi. Başkan Kodal Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçecek haberine göz atalım bir de. İyi Parti'den istifa ederken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinden alıntı yapan Yalvaç, Belediye Başkanı Mustafa Kodal Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçecekmiş. Evet, bilgilerinize sunulur efendim. Sigorta şirketinin Motofest organizasyonunu sahiplenmesiyle ilgili bir haber var. Bir de ona bakalım. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel bir sigorta şirketi tarafından Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Motofest etkinliğini sahiplendiği ortaya çıktı. Belediye basın bürosu günlerce geçtiği haberlerde festivale katkı veren hiçbir kurumdan bahsetmedi denmiş. Evet, bir sonraki gazetemize göz atabiliriz. Bir de oradaki başlıklara bakalım. Sulh Haber'den aktaracaklarımız şu an için bu kadardı diyebiliriz. Hedefle devam ediyoruz. Bir de hedefe bakalım. Hedefte sorun çözüldü manşeti atılmış. Aydın'da üreticilerin sulama konusunda yaşadığı tedirginlik sonrası harekete geçen AK Parti Aydın milletvekillerinin devlet su işleri yetkilileri nezdindeki girişimleri sonucunda bu sezon tarımsal sulamanın eksiksiz tamamlanacağı sözü alınmış. Haydi bir de haberin detaylarına bakalım. Tarım şehri Aydın'da kuraklık nedeniyle suyun az olması üreticileri tedirgin etti. Üreticilerin yaşadığı sorun nedeniyle AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen harekete geçerek Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile görüştü. Ziraat Odası başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette tarımsal sulama konusundaki talepler masaya yatırılırken AK Parti Aydın milletvekilleri başta Didim ve Söke olmak üzere İlde tüm havzadaki sulamanın eksiksiz tamamlanacağının sözünü aldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan milletvekilleri sulama sezonunun sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını dile getirdi. Vekiller ise toplantıyı değerlendirdi. Üreticilerde suyun ne zaman kesileceği yönünde bir panik yaşandığını belirten Savaş, biz birebir olarak yetkililerle görüştükten sonra üreticilerimiz rahatladı dedi. Devlet Su İşleri'nin sulama planlamasının bu senede devam edeceğini kaydeden Sarıbaş'sa herkes iki sulamasını sağlayacak ama ikinci ürüne ayrı bir sulama yapılmayacak derken mevcut barajlardaki suyun en geç Ağustos ayının ilk haftası itibariyle biteceğine işaret eden Özmen de Devlet Su İşleri'nin sulama sezonunun başında verdiği bir söz var. Bu kapsamda her çiftçinin en az iki su verilmesine yönelik planlama yapıldı ifadelerini kullandı. Ücret belirlendi. Hemen alttaki habere geçelim. Aydın Germencik ilçesinde incir toplama ücretleri belli oldu. Germencik Ziraat Odası tarafından açıklanan tarifeye göre çırpıcı ücreti 200 bin lira, toplayıcı ücreti ise 1000 lira oldu. 1200 lira, çok özür diliyorum. Bir düzeltme yapalım. Çırpıcı ücreti 1200 lira, toplayıcı ücreti ise 1000 lira oldu. Aydın'da incir sezonunun başlamasıyla birlikte incir toplama işinde çalışan işçilerin de yevmiye ücretleri belirlendi. Germencik'te 2024 yılı incir çırpma ve toplama ücretlerini belirlemek üzere Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu toplandı. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şihabettin Çapakçıoğlu, incir üretimi yapılan mahallelerin muhtarları ve Ziraat Odası Komisyon üyelerinin katıldığı toplantıda çırpıcı ücreti 1200 lira, toplayıcı
bağlayıcı ücreti ise 1000 lira olarak belirlendi. Elektrik kesilecek haberi var. Bir uyarıda bulunmuş olalım buradan bu haberle. Aydın'ın 5 ilçesinde ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nin şebeke yenileme ve bakım çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak. Detaylara web sitesinden ulaşabiliyor olursunuz sevgili izleyenler, kontrol etmek isteyenler için bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Evet, bir sonraki gazetemize bakalım haydi. Demokrat'la devam ediyoruz şimdi. Demokrat'ta da Isparta'da uluslararası ticarette dijital dönüşüm haberi verilmiş. Bir önceki gazetemizde bu habere değinmiştik ama kısaca yineleyelim. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasına yönelik uluslararası ticarette dijital dönüşüm konulu bir seminer düzenledi. Seminer iş dünyasının dijitalleşme sürecinde adımların nasıl atılacağına dair önemli bir yol haritası sundu. Kurtuluş Savaşımızın Zafer Belgesi Cumhuriyetimizin Tapu Senedi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve parti yöneticileri Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydular. Evet, sarı yapılanma sona ermeli, ehliyet ve liyakat esas alınmalı haberine göz atalım bir de. Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Hayrettin Çiçen sağlık yöneticileri atamalarına isyan etti. Sert bir açıklama yaparak çözüm olmazsa Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Ankara'da devletin her kademesine bu konuyu taşıyacağız dedi. Topluma katkı sağlamaya fark yaratan güçleri desteklemeyi sürdüreceğiz başlığı var bir de. Türk Çimento'nun 2002 yılından bu yana düzenlediği Beton Art Mimarlık Yaz Okulu bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılıyor habere göre. Bürokraside Mahmutzade oldu bilmecesi haberine göz atalım bir de. Isparta bürokrasisinin gelmiş geçmiş en tartışılan isimlerinden olan İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Mahmutzadeoğlu ile ilgili AFAD İl Müdürlüğü bilmecesi hala sürüyor. AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz'le Osman Zabun'un alamayı durdurmak için Ankara'da üst düzey temaslar kurduğu öğrenildi. Evet, şimdi bir sonraki gazetemize geçiş yapabiliriz. Bir de oradaki haberlere göz atalım. Uşak olay, Uşak'a gidelim biraz da bakalım Uşak'ta durumlar nedir? Rekorlu festival final yaptı. Evet, Uluslararası Uşak Tarhana Festivali muhteşem sahne performansları ve dünya rekorunu da kapsayan muhteşem etkinliklerin ardından 3. gününde dolu dolu geçti. Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi'nde binlerce kişiyi ağırlayan festival alanında düzenlenen yaratıcı tarhana ürünleri yarışması renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Milletvekili Güneş, Cumhuriyet Gençlik. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları partimizin gençlerini tehdit ediyor şeklinde bir söylemde bulunmuş. Bakalım AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarının Uşak Belediyesi'nde çalışan gençleri tehdit ettiğini söylemiş. Evet, Uşak Kışlada Altın Madeni'ne Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal kararı çıktı. Dün de bahsetmiştik. Kısaca yine söz edelim. Geçtiğimiz ay Uşak'ın Eşme ilçesinde yer alan Kışlada Altın Madeni'ne gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Maden Komisyonu raporu daha çıkmadan Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi'nden madenle alakalı ihlal kararı çıktı. Madene yeniden yargılama yolu göründü denmiş. Evet. Bir diğer gazetemize geçiş yapalım. Uşak Haber'le yine Uşak'tan devam edelim. Uşak Haber gazetesindeki Uşak haberlerine bakalım bir de. Evet, Uşak'ta denetimler kare kod uygulamasında başlığına göz atalım hemen. Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarım Cebimde uygulamasıyla gıda işletmelerinin denetim durumunu kare kod uygulamasından takip edilebileceğini açıkladı. Uşak'ta gıda işletmelerinin denetim durumlarının takip edilmesine olanak sağlayan gıda işletmelerinde kare kod uygulaması başlatıldı.
Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen ve Gıda Kontrol Görevlilerince Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı gıda işletmelerinde kare kod uygulamasına katılan işletmeler ziyaret edilerek gıda işletmelerinde bilgilendirme çalışması yapıldı. Gönüllülük esasına dayanan uygulamayla gıda işletmeleri her işletme için özel olarak hazırlanan kare kod görselini güvenligida.tarimorman.gov.tr adresinden oluşturarak tüketicilerin görebileceği uygun bir yere asacaklar sevgili izleyenler. Böylelikle işletmeye gelen tüketiciler işletmeyle ilgili en son denetimin ne zaman yapıldığını Tarım Cebimde uygulaması sayesinde sorgulayabilecekler. Evet, bir sonraki gazetemize bakalım haydi. Ses Gazetesi ile devam edelim. Aydın Enginar'ı coğrafi işaret alıyor. Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan Aydın Enginar'ın coğrafi işaret tescilinde sona gelindi. Marka değeri artacak başlığı altından devam edelim. Ziyarette Aydın Ticaret Borsası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescili sağlanan ve tescil çalışmaları devam eden coğrafi işaretli ürünler hakkında istişarelerde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erol, Aydın Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdikleri coğrafi işaret çalışmalarıyla Aydın'ın tarımsal ürünlerinin marka değerini arttırmaya beraberinde bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş yer bulmasına katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı. Evet, UNESCO'nun koruduğu sit alanlarında yangınlara karşı önlem alınmış. Güzel bir haber. UNESCO tarafından korunan Aydın'daki Doğan Bey Eski Rum Köyü ve Prene Antik Kenti'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere jandarma ekiplerince orman yangınlarına karşı uyulması gereken kurallar anlatıldı. Evet, şimdi Ege'de yeni güne gidiyoruz. Ege'de yeni günle devam edelim. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Eşme'de ciddi bir göçmen sorunu var demiş. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, ilçede çok fazla göçmen olduğunu ve bu sorunu çözmek için çalışmalar yaptığını ifade etti. Uşak'taki yerel bir televizyon kanalına konuşan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Eşme'de şikayetçi olduğum bir göçmen sorunu var. Haddinden fazla bir göçmen var ve nüfusa göre %10'dan fazla. Emniyette 300 ve 400 deniyor ama benim tespit ettiğim çok daha fazla. Hiçbir parkta gönlümüz rahat rahat gezemiyoruz. Hala buna bir çözüm bulamadım. Ben işin şov kısmına geçmedim. Yok kapattım, yok zam yaptım. Bunlar işin biraz şov kısmına giriyor. Ben bunların istihdamı için Osman Gedik'le görüştüm. Türkiye'deki ilk 100 şirketten birisi. Osman abinin yurt dışından getirdiği işçiler var ve mecbur kaldığı için getiriyor. Suriyelilerden arınmak için bir çalışmamız olacak ve bunun için de 4 ay sonra bir sonuca varacağız dedi. Evet, Eşme'de, Uşak'ta göçmen sorununu bu şekilde dile getirmiş Eşme Belediye Başkanı. Murat Dağ Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Akçura, toprağımızı suyumuzu savunmaya devam edeceğiz dedi. Murat Dağ Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Akçura ve Tema Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Halk TV'de program yapan Gözde Şeker'in konuğu oldu. Akçura programda yaptığı konuşmada Türkiye'de ilk defa bir şirket devlete dava açtı. Sen benim ÇED dosyamı nasıl reddedersin? Onaylamak zorundasın diye şirket bakanlığa dava açtı. Biz o davaya da müdahil olduk. Dava tarihi henüz belli değil dedi. Biz o davada toprağımızı suyumuzu yine savunacağız. Yine şirkete kaybettireceğiz. Bu sefer bakanlık kazanacak ifadelerini kullandı. Evet, bir diğer gazetemiz Muğla Yeni Gün. Uşağa baktık, bir de Muğla'ya göz atalım. Muğla Yeni Gün'e bakalım, Muğla'da durum nedir? Evet. Bodrum'da adil olmayan fiyat artışlarına denetim çağrısı geldi. Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, son aylarda gündemden düşmeyen Bodrum'daki fiyat artışlarına karşı bir denetim çağrısında bulundu. Bildiğiniz üzere Bodrum'daki fiyatların yüksekliği nedeniyle de şu anda birçok yerli turist Yunanistan başta olmak üzere yurt dışını tercih ediyor.
Datça Yat Limanı projesi meclis gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilen Datça Yat Limanı projesini meclis gündemine taşıdı. Evet. Denizli ile devam edelim haydi. Denizli gazetesine göz atalım. Denip ve GEKA'dan Denizli tekstili için önemli işbirliği. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'na sunulan Sürdürülebilir Geleceğe dair Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor isimli proje, yapılan değerlendirmeler neticesinde GEKA tarafından başarılı bulundu. Projenin teknik sözleşmesi Denip Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu'yla GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı. Çok sayıda mahkum zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Bültenimizde vermiştik bu haberi de yineleyelim. Denizli Kocabaş açık D tipi ve T tipi kapalı cezaevinde akşam yemeği yiyen çok sayıda mahkum ve infaz koruma memuru zehirlendi. Mahkumların bir kısmı hastanelere kaldırıldı. Bir kısmı ise cezaevi içerisinde tedavi edildi. Hastanelere kaldırılan diğer mahkumlar da tedavilerinin ardından hapishanelere tekrar cezaevlerine geri döndüler. Bir kısmı da hastanede kaldı sevgili izleyenler. Evet, şimdi bir Antalya'ya gidelim. Antalya'dan bir haberimiz var, ona bir göz atalım. Antalya Muratpaşa Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte artan boğulma vakalarını önleyebilmek için harekete geçti. Belediye herkese yüzme öğretmek amacıyla vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimleri vermeye başladı. Havalar ısındı, sıcaktan bunalanlar denizlere koştu. Mavi sular her ne kadar eğlenceli olsa da yüzme bilmeyenler için oldukça riskli. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi boğulma vakalarının önüne geçebilmek ve herkese yüzme öğretebilmek için ücretsiz yüzme eğitimleri vermeye başladı. Ayak çırpmayı öğrendim, tahtada yüzmeyi öğrendim. Yatarken yüzmeyi öğrendim. Kulaç atarak yüzme, dalmayı öğrendik. Deniz Baykal Spor Kompleksindeki yüzme eğitimlerinde 8-14 yaş grubuna 8 derste temel eğitim veriliyor. Yüzme bilmeyen çocuklarımıza, yetişkinlerimize yüzme dersi veriyoruz. Derslerde yüzme sırasında nefes alma, su üzerinde durma, yüzme stilleri ve suya atlama gibi temel yüzme eğitimleri veriliyor. Deniz Baykal Spor Kompleksinde yalnızca çocuklara değil, haftanın iki günü de yetişkinlere özel su jimnastiği eğitimleri veriliyor. Evet sevgili izleyenler, sırada Ankara gündemi var. Ankara gündemine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı, siyasilerin gündemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel kurul çalışmaları. Ankara gündemini almak için muhabir arkadaşımız Burkay Yorulmaz'a bağlanıyoruz. Evet Burkay, 25 Temmuz Ankara gündeminde neler var? Günaydın Meltem İnsel. Bugün 25 Temmuz Perşembe, planlı gündemde ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Milli Güvenlik Kurulu iç ve dış gündemdeki önemli konuları görüşmek üzere 2 ay sonra yeniden bugün bir araya gelecek. Terörle mücadele, Suriye ile normalleşme adımları masadaki önemli konulardan birisi. Öncelikle terörle mücadele, dediğimiz gibi kurulun ana gündem maddesi olacak. Terörü yerinde bitirme ilkesiyle güney sınırlarımızda başlatılan hem havadan hem de karadan operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgiler, değerlendirmeler ve gelişmeler kurulun bilgisine sunulacak. Irak sınırında gerçekleşen operasyonlar ve bölgeden gelen istihbari bilgiler de ele alınacak. Bunun yanı sıra FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeledeki son gelişmeler hakkında da kurula
bilgi verilecek. Masadaki bir diğer başlıksa Suriye ile normalleşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşar Esad'la görüşeceğine dair haberler gündemde oldukça yer almaya başlamıştı. Ankara ve Şam yönetimi arasındaki ikili görüşmeler devam ediyor. Ankara'nın isteği Suriye'de kalıcı barışı ve istikrarı tesis etmek. Bu konuda Şam yönetimiyle olan diplomatik ilişkiler, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Diplomatik ilişkiler yeniden kurulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusundaki bu konuda atılacak adımlar da kurulda görüşülecek. Erdoğan'ın planlı gündemi bu şekildeydi. Siyasetin gündemine bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Balıkesir'e gidecek. Balıkesir'de öncelikle ilk olarak il başkanlığını ziyaret edecek. Ardından Özgür Özel ve heyet Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçecek. Özgür Özel Balıkesir ziyaretleri kapsamında da halk buluşması da gerçekleştirecek ve gününü Özgür Özel bugün Balıkesir'de tamamlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakacak olursak son olarak 1 Ağustos'ta biliyorsunuz meclis tatile girecek ve 1 Ağustos öncesi de yapılması gereken iş yeri, görüşülmesi gereken kanun teklifleri görüşülmeye devam ediyor bütün hızıyla. Hem komisyonlar hem de genel kurul yoğun tempoda çalışıyor. Bu yoğun tempo zaman zaman yerini gerilime ve yükselen tansiyona da bırakıyor. Dün akşama gidecek olursak, dün akşam genel kurulda İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan DEM Partili Ali Bozan, AK Partilileri hırsızlıkla suçladı. Genel kurulda gerilim yükseldi. AK Parti tarafından bu suçlamaya tepki geldi. Zaman zaman istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı. Bu olayın detaylarını saat 13'te gün ortasında paylaşacağız. Ama dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar 1 Ağustos öncesi yoğun bir şekilde devam ediliyor. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. 25 Temmuz'da Ankara'nın planlı gündemi bu şekilde olacak. Gelişmeler oldukça gün ortası ve akşam haberi bültenlerimizde aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Meltem İnsel. Evet, teşekkür ederiz Burkay verdiğin, aktardığın bilgiler için. Şimdi ulusal gazetelerimizle devam edeceğiz. Bir de oradaki manşetlere bakalım sevgili izleyenler. İlk gazetemiz Hürriyet. Hürriyet'le devam ediyoruz kaldığımız yerden manşetlere bakmaya. Katliam yok sözü ilk göze çarpan haber. Bu ara çok gündemde biliyorsunuz ki mecliste görüşmeler var, çıkacak bir yasa var. Bir konuşma, sürekli bir istişare söz konusu bildiğiniz üzere. Kimi durumdan şikayetçi, kimi oldukça memnun. Haydi habere bir göz atalım. Tarım Bakanı Yumaklı ile Adalet Bakanı Tunç sokak hayvanlarıyla ilgili teklifin toplu katliamlara yol açacağı iddialarını kesin bir dille reddetti. Hayvan öldürmek suçtur. Hayvanlar toplanıp öldürülecek diye bir şey yok dedi. Sokaktan alınıp öldürülmeyecek başlığı atılmış. Sokakta başıboş, hiçbir kontrolü olmayan, hastalık yayma riski olan, toplumsal hayatı etkileyen bir durumu ortadan kaldırmak için yaptık. Bu hayvanların sokaklardan toplanması gerekir. Yoksa hepsi ölecek şeklinde aslında olmayan şeyler gündeme getirildi. Hiçbir zaman böyle bir şey ne düşünüldü ne de önerildi demiş. Hayvanı sebepsiz yere öldürmek suç demiş Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Yasa teklifi sokakları daha güvenli hale getirecek, hayvanlarımızı da insanlarımızı da koruyacağız. Kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur dedi. İnsan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar verenlerle ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmaya hiç gerek yok dedi. Lefkoşa fotoğrafına Erdoğan yorumu haberine bakalım bir de. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını tahsil edecek. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belediyelerin birikmiş SGK borçlarını kaynağından tahsil edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi lideri özelinde katılmasını değerlendirdi.
Sabık Genel Başkan Kılıçdaroğlu döneminden bahsediyor kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikada yaşadığı savrulmalar siyasi rekabetle açıklanamayacak boyutlara ulaşmıştı. Bu tavrın değişim işaretleri göstermesini, muhalefetin normalleşmesi adına kayda değer buluyoruz. Lefkoşa'da sergilenen birlikteliğin milli meselelerde de sürdürülmesini temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet sevgili izleyenler. Şimdi sıradaki gazetemize gidelim. Sıradaki gazetemiz Sözcü. Sözcü'de büyük bir manşet var. Gerçekten bayağı da detaylı bir hesap yapılmış. Hadi o haberin detaylarına biz de bir bakalım. Alın size simit hesabı denmiş. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde simit 20 kuruştu. 216.4 lira olan en düşük emekli aylığıyla 1082 simit alınıyordu. Şimdi simit 15 lira. 12.500 lirayla 833 simit alınıyor şeklinde bir alt başlık atılmış. Haydi haberin içeriğine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında yine muhalefeti hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hitaben, emekliye faydanız dokunsun. İstiyorsanız belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarını ödesin. Maliye bunların tahsiline başlayacak. Öyle 25 kuruşa simit yok dedi. Erdoğan Kasım 2002'de en düşük emekli aylığı 66 liraydı diyerek kendi dönemlerinde emeklilerin durumunun daha iyileştirildiğini söyledi. Oysa Erdoğan'ın 66 lira dediği maaş sayıları çok az olan Bağkur tarım emeklisinin maaşıydı. O dönem en düşük emekli aylığı 216.4 liraydı. Bununla emekli aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi daha çok gıda alabiliyordu. Bugün 12.500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşının alım gücü yetersiz diyerek ekranlarınıza yansıyan tabloyu habere eklemişler. Emekli 22 yıl önce aldığı miktarı şimdi alamıyor demişler efendim. Bu tablodaki rakamlar ortalama piyasa fiyatları üzerinden hesaplanmıştır. Rakamlar emekli maaşının ne kadar eridiğini gösteriyor notunu eklemişler. 2002'deki alım gücüne ve 2024'teki alım gücüne haydi bir bakalım, bu tabloyu bir değerlendirelim. Dersek eğer simit, ekmek, altın, et, çay, peynir, yani burada detaylı olarak görebiliyoruz aradaki farkları, sizler de ekranlarınızdan görüntüleyebilirsiniz. Evet, Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Belediyelere gözdağı verdi manşetindeki haberin detaylarına bakalım. Katletmeyen yerel yönetime hapis cezası. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa değişikliğini mecliste tatile girmeden genel kurula gireceklerini, genel kurula değerlendireceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yasaya uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yasayı uygulamayacaklarını açıklamıştı. Meclise yürümek isteyen yaşam savunucularına polis barikat kurdu. Kaynağından kesinti. 31 Mart yerel seçimlerinde çok sayıda belediyeyi kaybeden AK Parti, tasarruf genelgesinin ardından şimdi de yıllardır ödenmeyen borçların peşine düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik krizde boğuşan yurttaşa projeleriyle destek olan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını da ödemesini istedi. Evet, sabahla devam edelim haydi. Bir de sabahtaki manşete bakalım. Taviz yok, bu iş bitecek. Başkan Erdoğan, milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okula gitmek için parkta oynamak istiyor. Bu isteklere sessiz kalmamız düşünülemez dedi. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, hayvanlara saldırıyorlar. Çocuklarımızı bizden koparıyorlar. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın dedi Recep Tayyip Erdoğan. Kızının acısını taşıyan, annenin üstüne yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir dedi. Tüm hayvan sevenlerden başıboş sokak köpeklerini sahiplenmek kampanyanıza destek bekliyoruz diyerek göndermede bulundu.
Haydi biraz da spor haberlerine bakalım. Spor gündemiyle devam edelim. Dün de bahsetmiştik En-Nesyri'nin İstanbul'da geleceğinden. Şu anda da İstanbul'da Sarı Lacivertlilerin 20 milyon euro bonserviste Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri İstanbul'a ayak bastı. Havalimanına akın eden Fenerbahçe taraftarı büyük bir coşkuyla yeni yıldızını karşıladı. Kap açıklaması yapıldı. Fenerbahçe gündüz saatlerinde En-Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelere başlandığını kapta duyurdu. Bonservisi olarak Sevilla'ya 20 milyon euro ödeneceği öğrenilirken Yıldız Gücü'nün de senelik 4 milyon euro ücret alması bekleniyor sevgili izleyenler. Evet. Spor haberlerine de göz attıktan sonra artık Yeni Gün haberlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyenler. Yeni Gün bitti ama saat 13'te gün ortası var. Gün ortasıyla ekranlarda olacağız. Bu saate kadar ayrılmayınız. Gün ortasında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.